Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün annemle ilk kez video çekiyoruz. Oley, haha yaşasın. Ve bugün İtalyan atıştırmalıklar deneyeceğiz. Evet, çok heyecanlıyız. Midemiz mi bulanır artık bilmiyorum. Bu arada İtalyan derken İtalyan marka olmayabilir. Hani ben sadece İtalya'da bulduğumuz abur cuburları yapıyoruz. Yani başlıkla birebir uymuyorsa suçum değil, özür dilerim. Bu sadece burada bulduklarım ve umarım İtalyanlardır. Yok diyecek hiçbir şeyim yok başka. Bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum. Biz bu videoyu çekerken Ramazan'a 2 gün kaldı ama başka bir yerlere gideceğimiz için Roma'da. Yayınlama tarihi Ramazan'a denk gelecek. Umarım iftar saatinden sonra izliyorsunuzdur. İzlemiyorsanız da şimdiden özür diliyoruz. Böyle denk geldi. O zaman şimdi başlayalım. Bu arada aldığımız şeyler Carrefour'dandı ve başlayalım. Hadi başlayalım. Önce hepsini tek tek gösterelim mi sırayla? Hadi sırayla. Tamam sırayla. Evet. Böyle bir cips bulduk. Böyle ıspanaklı neydi? Ispanaklı, domatesli ve patatesli ve tamamen vegan. Çünkü vegan. Evet, burada öyle şeyler çok var. Vejeteryanlar için, veganlar için. Çok güzel düşünmüşler. Bir hamburgerciye gittiğinizde de. Aynen. Çok seçenek var yani. Sadece bir çeşit değil. Açıyoruz. Evet. Önce hangi rengi yiyelim? Kahverengi. Tamam. Hadi. Bu ıspanaklı olan mı? Patatesli olan mı? Evet, patates. Emin miyiz? Ispanak galiba ya, patates sanırım. Ya pek ıspanak aroması hissedilmiyor ama çok güzel bence. Güzel bir şey var bence de, beğendim. Ama siz ıspanak gibi değil, daha çok böyle cips gibi yani. Evet yani. Bunu beğendik biz. Bakalım. Domatesli. Hazır mısın? Evet. Of, bu manyak keyif bence. Bu? Ruffles ketçaba benziyor ama Ruffles ketçap daha yağlı. Bu daha böyle az yağlı gibi. Evet, kupkuru zaten hepsi öyle. O yüzden vicdan azabı çekilmiyor gerçekten. Ama ben domatesli çok yerim. Ben öbürünü daha çok beğendim. Ama sen ketçap da sevmiyorsun. Evet, annem ketçap sevmediği için. Aynen. Sevmiyor. Bu da patates. Bu benim için klasik. Ama benim için iğrenç bir tatlı yani, o kadar. Ben klasikçiyim. O kadar kuru ve hiçbir şey, boşa yedim şu an. Yok yok. Tükürmek istiyorum. Abartsaydın. Yok, boşa yedim, hiçbir tatlı yok böyle. Tamam, ben ıspanakla şeyi beğendim, patatesi. Ben domatese aşık oldum, sonra ıspanak patatesi asla yemem. Bu kadar aşıkım bu. Şimdi bunu var, bu var sırada. Bunun adı Chipster, Kipster, Chipster ve bilmiyorum yani ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Çok kötü bir kabı var bence. Ben böyle sevmem animeyi. Görmek isterim. Ay. Oha. Bayağı garip. Bakayım. Böyle yani aynen, minik minik. Böyle bir şey bizde de vardı galiba ama. Evet, sanki vardı ama hatırlamıyorum. Kokmuyor. Hadi. Oo, bu tam bir böyle atıştırmalık ya. Evet, aynen. Ya bu çok sert, aşırı sert. Ve yağsız gene ya, çok güzel hissiyatı. Ve kıtır kıtır ve böyle güzel baya. Evet, ben de çok beğendim. Mesela bunda bence tadı yok tam olarak. Sence var mı? Evet, yoğun değil, aynen. Hayır ama hiçbir tat alamıyorum, hiçbir tadı yok. Evet, bir kıtırlık var işte. Sadece kıtır kıtır, tadı sıfır yok, su gibi. Su içiyor gibisiniz ama sert. Evet, şurada da bak Facebook bir şey varmış. Facebook'ta bizi beğenin diyor galiba. Bu güzel, bu bayağı güzel. Evet. Koyalım. Ama tadı olmamasına rağmen niye beğendiğimi anlamadım. Hissi güzel. Aslında bir şey, bir tuzlu bir tat var. Benim ağzımda öyle oldu yani. Ama benim hoşuma gelen ısırabilme hissi. Evet, 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 aynen. Arkadaşlar bu manyak bir şey. Tropik meyveli cips ve... Evet ya. Ne var? Hindistan cevizi, mango. Ya tropikal cips. Bu markanın ben başka cipslerini yiyorum, çok güzel. Oo bak, baharat gibi geldi. Oo bu ne? Çok. Bakın şöyle. Bakın çok güzel kokuyor. Ben baharatlı şeylere aşığım. Oo. Çok güzel. Aa, müthiş. Cips gibi cips bu galiba. Efsane artık. His olarak da cips böyle. Bir yağ var ve boşuma gidiyor. Demin yağsız çok iyi falan diyorduk ama. Bu
tutamıyor mesela. Hepsini ye çöp ol cipsi. Hani hepsini yersiz miden ağrı girer. Bunun bayağı öyle aroması yoğun bence. Ama hani çok harika böyle. Öbürlerine göre. Demek ki bu sağlıksız olan. Ve şöyle bir olay var. Hiç Hindistan tropik meyve tadı almıyorum. Ben buradan yani. Evet bayağı. Ya bir de ben tatlı olacağını düşünmüştüm hani o şeyleri görünce. Öyle değil. Ya bu böyle bayağı baharatlı çok harika bir cips. Ya ben bunu beğenmeyeceğimize inanıyordum açıkçası. Ben de. Ama aa, çok bu, güzel. Dur bunda şey Hindistan cevizini aldım. Aynen biraz aa, da böyle. Şimdi aldım ikinci de valla. Evet bu da gelmeli bence bize. Değişik. Ben bunu beğendiğimi hala inanamıyorum çok güzel. Demek ki öyle şüpheli bir şey gördüğünüz zaman hani beğenir miyim falan diye direkt hani reddetmeyin. Yeniliğe açık olun bence. Şaşırttı bu bizi mesela biz. Hani böyle hem ferah bir cips hem baharatlı onu anlamadım. Evet. Ferah tadı da. Resmen Hindistan cevizini ben hissediyorum yoğun bir şekilde. Ama tuzlu. Ama ben bu markanın zencefilli cipsini almıştım. Böyle bir iğrençlik yemin ediyorum yok. Ve zencefil severim ben hani sevmiyor değilim. Gram pavesi zeytinli. Zeytinli cracker. Bence beğeniriz bundan. Oo, bu şeyliymiş böyle minik minikmiş. Aynen. Çantana at gibi. Evet. Bu çok benziyor bizim bir şeyimize ya evet şu an. Neydi? Aynen. Taç kreker falan da var. Hatta o bizimki de ikiliydi bu. İsmini hatırlayamıyorum şu an ama o da ikiliydi böyle kırıyordu. Zeytin kokuyor yoğun. Bu bizde var ya. Bunun aynısı var farklı marka. Normal kreker zeytin ama bu daha yağlı bence. Evet. Bizimki daha kuruydu. Güzel ama bence. Ben bunu da beğendim. Bence güzel. Tam böyle çay ve bu. Hı hı. Aynen. Ama biraz yağlı. Evet. Keşke bunu önceden alsaymışız kahvaltılar. Aynen. Çünkü böyle kahvaltılar arkadaşlar çok tatlı. Ay her şey şekerli ya. Vallahi nefret ettim. Bunu anlamadık. Böyle gofret gibi, içi kokonat gibi, insan cevizi gibi. Ama böyle değil gibi. İçi iki kat falan. Bunun için heyecanlıyım. Bayağı. Bu erimiş mi biraz? Yok ya erimemiş. Ama yumuşak. Zaten çikolatalı bir şey aşkım o yüzden. Güzel. Of. Bu manyak güzel, çok güzel. Bu böyle kokoslar gibi. Kokosların daha gelişmiş hali. Evet ya, malzemesi bol. Altı çikolata. Ay inanmıyorum bu çok güzel. Ortada güzel bisküvi bir krem var. Bir de bisküvi gibi bir şey var. Evet. Üstü de Hindistan cevizi. Çok ben güzel. Hani bir şey söyleyeceğim, ben kokoslara aşık biriyim ve hani hiç kokoslar kadar güzelini yiyemiyorum. Evet. Yani. Ama bu daha bile güzel. Çok güzel. Ağlıyorum. Çok güzel. Ay, benim çocuklarım da yesin bundan. Ya, 280 bin çocuğum. Bence şu beyazı yiyelim, ben beyaz çikolatadan nefret ediyorum. Bir an önce bitsin o. Ben beyaz çikolataya aşığım. Biz annemle çok farklıyız. Aslında çok farklı değiliz ama biraz farklıyız yemek zevki olarak. Evet aynen. Bu bilmiyorum ne diyor. Beyaz çikolatalı içinde bir şey var. Ben bunu seveceğimi hissedebiliyorum yani. Dur istersen ben açmayayım. Niye ya? Çünkü bir ısıracağım o kadar. Tamam bir dakika. Bu çok güzel ama gofretimsi var. Kıtır kıtır. Evet hazır mısın? Yani bu benlik değil. Yani beyaz çikolata zaten. Beyaz çikolata bana yağ hissiyatı veriyor. Ben yağdan nefret ederim kahvaltıda falan işte. Ama bir şey söyleyeceğim, ben bunu neden sevmediğimi açıklayayım. Ben beyaz çikolataya bayılırım ama bunun içi bir de aşırı şekerli durum. Yani dışı beyaz, içi siyah, o yüzden böyle bir garip olmuş. Sadece beyaz çikolata olsa da yerdim. Böyle şu an boğazım yanıyor ya resmen. Yani ben de sevmedim. Ya ben bir su alayım mı? Bunu deneyelim. Nesle Galak. Galak. Bu ismi çok komik geldi bana. Nesle Galak ne demek bilmiyorum hani. Ne, süt falan mı acaba? Hani sütlü falan mı? Ya da şunun adı da Galak olabilir şu karakterin. Bilmiyorum. Bu da mı beyaz? Ya beyaz çikolata. Bilmiyorduk ama bunu. Yemiyor musun? Yiyeceğiz mecbur. Normal beyaz çikolata da çikolata ya Nesle'nin. Hiçbir farkı yok. Hiçbir şey yok sadece. Ve yağ hissi. Ama bu kötü bir beyaz çikolata mesela. Ya bakın anlatamıyorum. Ben beyaz çikolataya bayılıyorum. Ama bu kötü bir beyaz çikolata yani. Hoş değil gerçekten. Böyle
yapay bir beyaz çikolata tadı var hani. Beyaz çikolata tadı bu markada yok açıkçası. Yani Nestle'de güzeldir ama bilmiyorum, bu olmamış. Sevmedim. Bu güzele benziyor. Marmelatlı gibi değil mi? Hı-hı. Vişneli mi? Erikli mi anlamıyorum. Şeftali ve erik sanki. Hadi açalım bakalım. Ha, altı büyüklüğü bunun yeri. Bizde yine böyle bir şey var. Ayakkabım var. Böyle bisküvi görünümünde ama içinde bir şey var. İçi de böyle. Sandviç bisküvi. Ya çok kötü. Sevdin mi? Çok kötü. Yani erikli bu. Ay çok kötü. Kuru erik tadında. Yani o tarz şeyleri, kuru yemişli şeyleri seviyorsanız olabilir belki. Yani böyle iğrenç, böyle yaşlı bir tadı var böyle. Çok kötüydü. Beklentim çok iyiydi bundan. Kuru erik ağırlıklı tadı. Bisküvinin arasına kuru erik koyup yediğinizi düşünün. Aynı öyle. Şeker mi çikolata mı? Bence şunu en sona... Ay, bunu şimdi alalım. Çünkü bu güzel gibi. Evet, aynen. Güzel gibi onu sona bıraktık çünkü kötü tadı istemiyoruz. Bu da Candy Shop diye bir şey. Şeker sanırım. Bunu hayatımda hiç görmedim böyle bir şey ben. Yani yemedim, görmedim ve deniyorum. Mantar görünümünde mi oluyor bu? Galiba. Evet, bunu mantar yapmak istemişler ama şekli kaymış. Aynen, hadi yiyelim. Jelibon görünüyor mu? Aa, bu güzel. Evet, güzel. Gene Hindistan cevizi ve gene güzel. Sanki bir şey daha var. Ama biraz yakıyor. Ya böyle bir tatlı bir şey değil bence. Yani tatlı ama böyle kötü diyemeyiz. Yani kötü demem ben de. Ama mesela bunu özellikle gidip almam. Evet, bir daha almayız. Böyle çok süperdi, canım istedi olmaz. Evet, aynen. Ve beğenip sona bıraktığımız. Evet. Ben zaten çikolataları içinde bir katkı maddesi olunca seviyorum. Hani kuru yemişli katkı maddesi derken. İşte cevizli, bademli, fındıklı. Sade çikolata sevmiyorum. O yüzden bunu severim gibi geliyor. Ya bu delik. Şu çikolata delik. Aynen. Fındık nerede ama burada? Bence fındık yok ki. Fındığı o boşluklara biz mi koyuyoruz? Aa. Böyle olamaz değil mi? Bir de lastik gibi ya. Ben bunu kırılan çikolata sanıyordum. Hani böyle kır ye. Nutella gibi. Kötü bir Nutella, kötü Nutella gibi. Bence bu Nutella'nın katı hali diyor. Ya erimiş olabilir mi bizde? Biraz yumuşamış, evet. Ama tadı ben ona Nutella gibi geldi. Ben hiçbir fındık, yani fındık seziyorum aslında. Böyle ben parça fındık çıkacak sandım. Ha işte, evet. Çünkü öyle koymuşlar. Aynen. Bu da böyle bir şey. Bu benim yıktı biraz. Ben ağzımın tadı düzelsin diye çok sevdiğim şeyi yemek istiyorum. Nerede? Arkadaşlar bu efsane. Bu sen de. Mahvettik. Otel şu an çöp, biliyor musunuz? Oh, bu çok güzel ya. Bu efsane. Evet. Kesinlikle. Benim en sevdiğim cipslerden bu yani. Seninki. Hindistan tropik olan. Çok güzel. Evet, ben onu beğendim ama ben onu da beğendim. Bunu da. Ben de bunu da beğendim. Bunları beğendim. Evet. Çok güzel. Şunu da beğenmiştik aslında. Ay evet, bu çok güzeldi. Bunları çok beğendik. Bunlar gerçekten çok güzel. Eğer İtalya'ya giderseniz, Roma'ya falan, Carrefour'dan arkadaşlar bunları bence alabilirsiniz yani. Çünkü bunlar gerçekten güzel. Pişman olmayacaksınız. Kesinlikle. Arkadaşlar annemle daha çok video istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Bence isteyecekler, biliyorum. Çünkü çok eğlenceli oluyor ve hoşumuza gidiyor. Ve yazdığın için teşekkürler. Ne demek aşkım benim, seni seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için aşkımın kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Ya sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz ve bir sonraki videoda görüşürüz.